çalışıyoruz? Dediğini anlattık her şeyi. Ortada kök olmayacak. Ortaya kök gelmesin. Kökler birbirine ne yapıyor dedim? Saç örgüsü gibi. Girer, bitki orada kütleşir, besleyemez onu. Onun için hep kenarlardan beslemeyi size anlatacağım. Bitki besin elementlerine gelince daha detaylı göreceğiz inşallah. Burada bu damaları şey yapmıştık size. Motordan da yapabilirsiniz. Ben size daha şey göstereyim. Güntaş'ta satılıyor. Bak aklımdayken söyleyeyim. Unuturum belki biraz hızlı gidiyorum bazı şeyleri. Güntaş'ta bunların şarjlı motorları var. Aynı el hızarı var ya. O hızar şeklinde ağzı var. Ama ondan satılanın ağzı dişleri çok küçük. Ondan kestim. Kesmedi. Doldu toz araya. Dolunca hızar tozları. Kesmedi. Gittim özellikle. Ayrıca o normal el hızarı gibi olanın derin dişlisini aldım. Taktım ona. Satılıyor ayrıca. Onu alın. Çok güzel böyle tutuyor. Bu hemen düşürüyor. Hiç yorulmazsınız. Ücretli budamada zaten yapacaksınız böyle köylerde. Onu ben size tavsiye ederim. Şarj şeysi de var. 2 saat gidiyor deniliyor. Çok güzel bir şey. Onu alabilirsiniz. Birkaç kişi bir araya gelip alabilirsiniz. Burada ne dediğim? Bitki dikimden başlar. Geleceğim ileride budama şekillerini demiştik yine. Kök budaması, taş budamasından üstte büyüdüğü zaman ne yapacaktık dedim. Dalları bırakırsak sürgünleri ne yapar dedim. Uç kısımdakiler patlar sadece gözlerim. Ve uçta tek tük meyve dallar oluşturur. O işimize yaramaz. Bizim amacımız neydi? Yan dal oluşumunu bitkiyi teşvik etmekle. Şu aşağıdaki, şunlar gördüğünüz, şunları biz gözlüyoruz işte. Şunların patlatmasını, şunları sağlamak istiyorsak şayet uçlarını vuracaksınız. Vurmazsanız o aşağıdaki gözler patlamaz. Uçları vuracaksınız, bitkiyi uyaracaksınız. Diyeceksiniz ki sen daha fazla gitme, aşağıdaki gözler patlasın, o yan dallar sürgünde oluştuğunda meyveye daha fazla yatar, erken yatar. Bunları anlatmıştım, fazla girmiyorum bunları yine. Bunu değinmiştik size işte, buradan dikim budaması, şekil budaması, derin veya ürün budaması, bir de gençleştirme budaması şeklinde bunları da tek tek yavaş yavaş değinmiştik. Dikim budamasını burada ne yapmıştım size? Bunlar bizzat kendi bu benim eller şey yaptım. Eğer bu şekilde bir bitkiyi dikersek dedim, olduğu yerde sayar. Bitkinin adaptasyonu yani uyumu toprağa durur. Önce ne yapacak bu bitki? Şuradan yarasını kapatmaya gidecek. Eğer yarası ne kadar fazlaysa bitki o kadar bocalar. Orada toprağa yeni kökler atması o kadar gecikir. İlk önce yarasını kapatması lazım. Ben de onun için size ne dedim? Bu kazık köpüğünü ne yapın? Kesin. İşte kestim. Yarayı azalttım. Bir an önce kapatsın. Ayrıca da bu saçak kökleri ne yapıyoruz? Bak gördüğünüz gibi makasla uçlarında vuruyorum. Bunu köklenmeye teşvik ediyorum. Şu bitkinin dikine bitkine buradaki ikisi arasında şu bitki buna bir gün fark atar. Burada ilk dikim diktik bitki şey yaptı, geldi. Küçük ucundan bazıları bunun şunu sıfır gibi gözüküyor ama dediğim gibi sıfır değildir ikinci yılda. Bunların genelde göz kalsın, bir iki göz kalsın. Kök yapıları tam gelişmemiştir o zaman. Ne yapacağız? Birkaç gözlerinden, hatta hiç diktiğiniz zaman o bitkiyi kesmeyin ikinci yıl isterseniz. O dipten de sürgün çıkartacaktır kendisi. Çıkardığı zaman bazen ben bıraktım kendi bahçelerimde de. O dipti kaliteli oldu, güzel gelişti, bırakabilirsiniz. Ama fındık da yani bir şey değildir o. Genel kural şudur. Dikilen bitki